Merhabalar, Ordu gündemiyle karşınızdayız. Samsun'da düzenlenen Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği 2023 yılı yönetim kurulu toplantısı ve 2. Küresel Tarım Forumu'na katılan Başkan Güler, tarım alanında Ordu'da yapılan çalışmaları katılımcılarla paylaşırken, yaptıkları çalışmalardaki temel amacın Ordu'nun kendi kendine yeten bir kent olması olduğunu vurguladı. Ordu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 7. yıl dönümü dolayısıyla anma töreni gerçekleştirildi. Sabah saatlerinde Ordu Garnizon Şehitliği ziyaretiyle başlayan ve gün içinde çeşitli etkinliklerin yapıldığı program, akşamsa 15 Temmuz Meydanı'nda devam etti. 4 yıl önce fındık bahçe sahiplerinin kolaylıkla yerli işçi bulmasını sağlamak amacıyla başlatılan Fındık Dal'da Aklın İşçide Kalmasın projesi bu yılda devam ediyor. Projeye yeni sezon öncesi başvurular başladı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in araç trafiğine kapattığı ve yeni satış dükkanlarıyla bir düzen kazandırdığı Yamaç Paraşüt Pisti, otel, restoran ve halka açık alanlarıyla Boztepe, turizme can suyu olmaya devam ediyor. Birçok önemli eserin bestecisi olan ve son olarak AK Parti'nin seçim şarkısı Türkiye Yüzyılı'yla gönüllere taht kuran ünlü müzisyen ve besteci, aynı zamanda AK Parti İstanbul Milletvekili olan Yücel Erzen, birbirinden güzel eserleriyle Ordu'da unutulmaz bir gece yaşattı. Fındık bahçelerinin altının kabayem kaynağı olmasını sağlayacak çalışmalar kapsamında il genelindeki üreticilere dağıtılan 20 ton kabayemin hasadı yapıldı. Fındığa da oldukça katkısı olan bu çalışma, hayvanlarına yem sağlayan üreticilerin de beğenisini kazandı. Başkan Güler'in Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde kent ormanı ilan edilen Altınordu ilçesi Saraycık Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Yoroz, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde de yapılan düzenlemelerle cazibesine cazibe kattı. Sosyal belediyecilik alanında dikkat çeken çalışmalardan biri olan sağlık hizmeti, ihtiyaç sahibi yaş almış vatandaşların ayağına götürülüyor. Ekipler birinci basamak sağlık hizmetlerinin ölçümlerini yaparak vatandaşların kontrollerini gerçekleştiriyor. Yeni haftada tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.